Yeşil Yayalımızın, güzel yayalımızın turizm değerleri var biliyorsunuz. Belki diğer ilçelerden farklı yönleri var. Turizme aday bir ilçeyiz diyoruz. Dolayısıyla vaat etmiş olduğumuz projelerimiz arasında cephe düzenlemesi, meydan düzenlemesi var idi. Tarihi Uğurlu Camimizin önündeyiz şu anda. Camimizin hemen yanında 17 tane dükkanımızı kaldırmış olduk, kamulaştırmış olduk. Böyle bir güzellik yapmış olduk. Buradaki 41 tane dükkanımıza tek tip tabela düzenlemesi çerçevesinde tabelaları düzenlemiş olduk. Gerçekten yakıştı diye düşünüyorum Yahyalımıza. Zaten belediye kanunu bize vermiş olduğu yetkiye de tabii dayanarak bunu yapmış olduk. Zannederim buradaki esnaflarımızın hepsi memnun. İlçe halkımız bu uygulamadan memnun. Çünkü bu uygulamayı biz Kayseri'de görmüş idik. Güzelliğine de inanmıştık. Kanundan kaynaklanan yetkimizi de kullanarak, meclisten karar alarak burada cephe düzenlemesini yapmış olduk. Esnaflarımıza %50'sini belediyemiz karşılayacak, %50'sini de buradaki esnaflarımız karşılayacaklar. Güzel oldu, olumlu tepkiler alıyoruz. Bu ilçeye yakıştı diye düşünüyorum. Yaklaşık 10 kadar evimizin cephesini düzenlemiş olduk. Doğrusu ilçede yaşayan inşaatçılarımıza, müteahhitlerimize, diğer insanlarımıza balık tutmayı öğretelim amaçladık. Yaparken cephelerini bizim almış olduğumuz karara uygun cephe düzenlemesi yapmak üzere. Hem tabii ısı tasarrufu açısından da önemli diye düşünüyorum mantolama. Hem de bizim belirlemiş olduğumuz renk ve tip cephe düzenlemesi yapıyor şu anda. Yakışıyor. Yahya'ya yakışacak inşallah. Kayseri Caddesi diye bilinen caddemiz, Atatürk Bulvarı olarak bilinen caddemizde de metruk bina zaten alıyoruz. Biliyorsunuz bu meydan düzenlemesi çerçevesinde 5 tane de metruk binayı almış olduk. Ve Kayseri Caddesi diye bilinen, Yahyalı'da o şekilde tabir edilen caddemizde boyasız bir bina kalmayacak. Cephesi kötü görünümlü, hiçbir cephe bırakmayacağız. Doğrusu evin iç kısmı hane halkını ilgilendirir. Evin dış cephesi de tabii bizleri ilgilendirir. Göz zevkimizi bozacak hiçbir şeye ben bu ilçede müsaade etmeyeceğim. Büyükşehir Belediyemiz tarafından meydan düzenlemesi çerçevesinde bir projesi var. Şu anda temeli de atıldı zaten. Proje hızla inşallah devam edecek. Bu tarihi Ulu Camimizin hemen yanında bayanlar için, erkekler için güzel bir namaz kılacak, namazgah yapılmış olacak. Yine Yahyalımızı ilçemizin banisi Yahya Gazi Hazretleri'nin türbesi de malumunuz burada. Çok fazla Yahyalımıza ait tarihi bir eserlerimiz maalesef yok. Bir tek tarihi eserimiz Ulu Camimiz ve Selçuklar zamanında yapılmış Yahya Gazi Hazretleri'ne ait türbemiz var. Burada tabii yüksük kaşı gibi düzenlememiz lazım. Bu çerçevede inşallah hızla gidiyor. Gençlik merkezimiz zaten hızla gidiyor. Doğrusu burası Yahyalı'nın merkezi, kalbi gibi bir külliye şeklinde inşallah devam edecek. Yahyalı güzelleşiyor. Mükemmel oldu yani. Allah evet, için. Öyle ha değil ben de yani hiç itirazımız yok. Evet. Ha ben de ev yaptırdım yani ihtiyacım bile var ama yine de itiraz ettim. Allah niye? Yapılanın mükemmel oldu. Bunların hepsi can sağlığı. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Neyse vereceğiz parası neyse. Hı. Allah razı olsun. Güle güle kullanın. Güzel oldu. Bizim için de iyi oldu. Hani buraya güneş değmiyor diyorduk ama iyi oldu. Yok. Ya da çay söylüyoruz mu sonra mı? Tabii hemen. Buyurun. İyisin inşallah. Yahya'nın ahisi olarak seçeceğiz abi. Ya ne olabilir? Bir, ağacı amca bir. Sizdeki şu yaşınıza geldiğinizde esnafınla uğraşıyorsanız biz size abi ödül vermemiz lazım. Abi. Olur mu? Yardım Thank you.